Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabi Hütübeyni Yedek serisinin 3. kitabının 5. ünitesinin 4. kısmındayız. 5. ünite, El Etfalu Vel Kıra'e yani çocuklar ve okumak başlığını taşıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Alıştırmada ne diyor? Üktüb yaz mevduan bir konu yaz bir unvan başlığıyla ihtimamül müslimin müslümanların ilgisi bil okumaya beynel mağı vel hadır yani geçmişle bugün arasında ilgisi fi ma yaqillu az olmayacak şekilde an eteyn kelime 200 kelimeden müsteinen yardımıyla bil anavini taliye aşağıdaki başlıkların yardımıyla diyor davetül kuran ve sünnetil kıra e, yani e, kuran ve sünnetin okumaya çağrısı hevaidül kıra okumanın faydaları ihtimamül müslimîne el evail bil kıra ilk müslümanların okumaya ilgisi devül kıraati okumanın rolü fi kıyamül hadaratin islamiyeti fil mazi Geçmişte İslam medeniyetlerin oluşumunda okumanın rolü. esbabi tehallüfü'l-müslimîn fil-usûri'l-ehîre. Evet, son asırlarda Müslümanların geri kalması, tehallüf geri kalma, geri kalma sebepleri. vesâile teşci'i ebnâ-il-müslimîne'l-yevme alâ'l-kıra'e. Yani bugünün Müslüman evlatlarını okumaya teşvik edecek vesileler. Teşci, teşvik etme, sevk etme, heyecanlandırma gibi anlamlara geliyor. İnşa il mektebat, kütüphanelerin inşası el ammeti vel hasse, genel ve özel kütüphanelerin inşası. Rastil cevaiz, elil kitâbi vel kıra'e, rasti hazırlamak, bulundurmak, yapmak, el cevaiz ne ödül. Yani ödül bulundurmak, ödül vermek, e, okuma ve yazmaya ödül vermek. E, burada ise üktüp e, mevduan bir konu yaz diyor. Bir invan başlığıyla et tıflü vel Çocuk ve okuma başlığıyla. Fîmâ la yekillü an mi'eteyn kelime. Ve yumkinuke el isti'ane bi mevdu. E, şu konudan da faydalanma mümkündür. El etfalu vel kirae. E, fi evvelil vahde bu ünitenin başındaki müsta'inen bil anasırı taliye aşağıdaki unsurların yani maddelerin yardımıyla diyor. Ehi ehemmiyetil kıra okuman önemi el vaktil münasip fi uygun vakit li ta'limu tıflil kıra yani çocuğa okumayı öğretmenin uygun vakti el vesailil mu'ine ala zalik e, buna yardımcı olan vesileler merahilü ta'limu tıflil kıra'a evet, çocuğa o çocuğun okuma öğrenme, okumayı öğrenme merhaleleri, hasaisü kulli merhale ve her merhalenin özellikleri. Evet, bu iki konuyla ilgili şöyle bir metin oluşturabiliriz mesela. İhtimamü'l müslim'in Müslümanların ilgisi fil mâdî geçmişte vel hadir ve şimdi bil okumaya ilgisi. Tuaddu sayılıyor el kıraat okumak minel meharat becerilerden el mühimmeti önemli el müktesebe kazanılan elleti yetimu min helaliha tahkikul mut'ati ve neca fil hayat. Yani hayatta başarı ve keyfi elde keyif yani e zevk başarı ve zevkin elde edilmesi ni tamamlayan veya bu süreçler içerisinde kazanılan önemli becerilerden sayılıyor. Fehiye bu cüzun min hayatil insan. insan hayatının bir parçasıdır. Ve bil kıra'at ile yani okuma ile tetavvaru tetav gelişir el ulum bilimler ve tezdehiru kalkınır el ümem. Tezdehiru ile tetavvaru aynı şey. Yani bu da gelişir manasında. Milletler kalkınır. Fehiye Daruretun zarurettir min daruratil hayat. Yani hayatın mecburiyetlerinden bir mecburiyettir. Bir zorunluluktur. Kema ennah olması gibi. Kat la kat. Bu la olmak manasında. yani e, layık olduğu gibi. Ehemmiyetun kebîratun fil İslam. Yani İslam'da büyük bir öneme layık olduğu gibi. Ve zâlike bu li enne böyledir. Çünkü li enne biha onunla yer tekil akıl, akıl yücelir. Ve yetefekkeru fi halgillah ve Allah'ın yarattıkları hakkında düşünür. Tusaidul kıra okuma yardım eder. Ala tenmiyetil maharatul lugaviyye dil becerilerinin gelişmesine yardım eder. Ledet tıflı çocuğun yanında mübekkiren erken dönemde. Tusaidu yine yardım eder. Ala tenmiyetil maharatil basariye. maharatil basariye. Yani görme becerilerine de yardım eder. Tusahimu bu da yardım eder manasında ama biz buna e, katkı sağlar da diyebiliriz. Katkı sağlar fi tatviril maharatil hisabiye yani hesap becerileri, matematik becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Tusahimu yine katkı sağlar fi ihtimadi tıfli ala çocuğun kendine güvenmesine katkı sağlar ve yine tuzev vidu bakın tuzev vidu artırır burada bu da katkı sağlar artırır elferde bi şuuri bi kıymetil vakt yani vaktin kıymetini hissetmeyi artırır ve kazandırır tuzev vidul ferde yine ferde kazandırır bil marife bilgiyi fehiye bi mesabati vesilettü tasali e, li taarufi uhra takafatil e, bu okumak ne mesabesindedir vesilet ittisal yani bağlanma vesilesi. Yani bu medya diyoruz ya yani bilgiye ulaşma vesilesidir. Littaruh bilgiye ulaşma ala thakafatil uhra diğer kültürlerin bilgisine vel ulumil mutenevi'a ve çeşitli bilimlerin bilgisine veya çeşitli bilimlere ulaşmanın vesilesidir. Tuzevvidu kazandırır, artırır. El ferde, ferde bi meharati taallumu zati. Yani kendi kendi kendine öğrenme becerisini artırır. Velleti o ki adhat vesil ve olmuştur. Hani kânenin kardeşidir bu. Adhat olmuştur vesileten min mesailil ilim. Fil asril hadis yani modern asırda bu çağda bilimin vesilelerinden bir vesile haline gelmiştir. Ney? Kendi kendine öğrenme. Tukavye güçlendirir, okumak, şahsiyetel ferdi, ferdin şahsiyetini fe yusbihu ve onu haline getirir, kadiren. Güç yeter hale getirir. Alâ kafetin kafetin zurufel hayat. Yani hayatın şartlarının tamamıyla yüzleşecek, yüzleşme, yüzleşmeye güç getirecek bir hale getirir. Ve kadiren ve güç getirecek alel hadisi fil mecalis. Yani meclislerde toplumda konuşma gücünü eee kazanılır. Tuvesuu genişletir Kudur, e, neyi? Kudratil fert ve medareki aklihim. E, onun e, ferdin işte güçlerini genişletir. E, ferdin e, kudrat yani her türlü gücünü e, işte zihin becerilerini diyebiliriz. Medarik ise algılar demek. Aklının algılarını, idraklerini ne yapar? Tuvesuu genişletir. Peki böyle bir parça olabilir mi? Olabilir. Yel imla yazı alıştırması, yazı kitabetül Kitâbetül elifillînetil mutatarife. Daha önce gördüğümüz konuyu burada ne yapmış? Özetlemiş. Mutatarife neydi? Sonlarda yer alan line hareketsiz elifin yazılışı. Muracaat ne? Tekrar. Yani tekrar özetlemek. Fil ismi, isimlerde. Sülâfi, yani üçlü halde bulunan isimlerde. Aslı ha-vav, aslı vav ise elif nasıl yazılıyor? Dik yazılıyor. Asa, ula, Huta şeklinde. Aslı ye ise elif böyle ye şeklinde yazılıyor. Feta, dura, müda, gına. Biz buna maksur elif diyoruz. Buna ne diyoruz? Memdud elif diyoruz. Ee, Ekter üç harften fazla ise, kablel elifi ya, yani eliften önce ye varsa, o zaman yine dik yazılıyor. Kadaya, seraya, kafaya Gayrı bundan farklıysa yani öncesinde elif yoksa ve o zaman Mustafa, Müşra, Dava şeklinde bakın hepsi böyle ye şeklinde yazılıyor. Fiillerde ise sülasi fiillerde aslı vav, vav, ise elif ya şeklinde yazılıyor. Da sabah. Aslı ye ise sa'a, meşa, bena, asa, vefa gibi böyle ye şeklinde yazılıyor. Kabl elifin ya Bakın fiiller 3 harften fazla ise ve eliften önce y varsa o zaman dik yazılıyor. Yahya, ahya, a'ya. E, Gayre dalik eğer böyle değilse o zaman normal elif şeklinde. İktada, ihtada, tevella, zekka, didda. Bakın bunlar üçlü harften fazla fiiller. E, peki harflerde? Harflerde ise... E, bu dört harfte böyle yazılıyor. İla, ala, bela hatta diğerlerinde hep böyle elif, dik elifle yazılıyor. La, ma, illa, ya, ema, e, keyfe, ma, mehma e, veya zamirlerde mesela entuma, e, kuma gibi. Ve devam edelim. E, burada ne diyor? Ve yu'rafu bilinir el asıl. Yani kelimenin kökünün vav mı yem olduğu fil ismi isimde bil ifrat, müfret halinden bilinir yani master halinde. Mesela kar, e, kara, kariye. Kariye de bakın ye olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu yazılırken ye ile yazılıyor. Tesniye halinden bilinir. Mesela asa, e, asawan, tesniyesinde asavan şeklinde vav ortaya çıkar. Dolayısıyla bunun asının vav olması nedeniyle elifle yazılır. Cem-i halinden bilinir. Hasa hasayat. cem de hasayat şeklinde yazıldığı için burada ye ortaya çıkar. Dolayısıyla hasa şeklinde yazılıyor. Ve yuğrafı aslı fil fiil fiillerde de yine muzariden bilinir. Mesela muzaride ''yecri'' şeklinde yazıldığı için bu ceranın e, kök harfi y'dir ve böyle yazılır. Maslarından bilinir. Meşyen. Meşyen mesela e, bakın meşa şeklinde e, maslarının y olduğu hemen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle yazılıyor. İdafetü ta, t'ye izafesinden bilinir. Da'avtu, meşeytü. O zaman da vav ortaya çıkıyor. Veya ye ise o ye ortaya çıkıyor. İdafetü elif il ithneyn yine tesniye elifine izafesiyle. Bakın dea burada ortaya çıkıyor. Eğer kökü ye olsaydı rameya y ye ortaya çıkacaktı. Peki. İlla ancak e, esmal alam özel isimler hariç. tebu ye ye ile yazılır. E, Litteferrukatü beynel ismi vel fiil isim ve fiil birbirinden ayırmak için. Meslu Yahya isimdir. Ve bu neyle yazılır? Ve Yahya fiildir. Yahya'da bakın fiil olduğu zaman dik yazılıyor, isim olduğu zaman böyle yazılıyor. El esmaül acemiye yabancı isimler Türkte bu elif elifle yazılır. İlla sitte altı tanesi hariç İsa, Musa, Buhara, Kisra, Metta ve e, Musiki. bunlar ye ile yazılıyor. El edevat ve zamahir ve esmaül işare işaret isimleri ve esmaül mevsule Türkte bu elif e, elifa tavileten e, uzun yazılır ve maksuratı maksur yazılır ve leyset lehe kaidi bunun için özel bir kural yoktur diyor. Mesela idada dik yazılırken Leda'da böyle e, topak yazılıyor diyor. Ve bu kulaktan duyma ve işte kitaptan görme kazanılacak. Ayin belirle diyor el kelimat kelimeleri el müntehiyeti bil elifilliğine e, yani işte hareketsiz elifle biten kelimeleri vektubha yaz fi defter ki ve beyin sebebi kitabı kebi hadis sura ve e, böyle yazılmasının sebebini açıkla diyor. Ya Yahya. Bakın bu Yahya böyle yazılıyor dedik. Az önce istisna olarak geçti. Yani isimler, isimler böyle fiile benziyorsa o zaman sonu böyle yazılıyor. Ve ida bu edattır. Dik yazılacak. Yine da'a kökü vav'dır. Böyle yazılacak. Zekeriya. Bakın bu özel isimdir. Ve bu şekilde dik yazılıyor. Yahya az önce geçti. İsa İsa istisnaydı. Ve İlyas'ı kullumine salihin. Eferaytellezî tevella bakın tevella fiilin kökü veleyyedir. Ve a'ta yine e, dörtlü fiil olduğu için böyle yazılıyor. Ve ekta hakeza dörtlü fiildir. Dörtlü fiillerde sürekli bunu göreceğiz. Yani bu şekilde y şekli yazılıyor yera e, bunun da kökü yine e, bakın yera e, buradan e, ra -e, ra -e ye olduğunu hemen anlayabiliriz Bir ma burada e eh harftir musa az önce geçti e, yabancı isimler normalde dik yazılırken bu istisnaydı alaziye wa bu da yine dört harflidir e, böyle yazılıyor e, uhra bu da yine aynı şekilde yani çoğunlukla topak yazılıyor. İlla ma sa'a e, yine bunun kökü vav'dır. Şey pardon, ye'dir. E, sa'ye bakın burada ortaya çıkmış sa'ye. Yura bunun kökü ye'dir. Böyle yazılıyor. Yucza e, böyle. El ceza bu değil. Evfa. Evfa bakın bu da 3 e, harften fazla isimdir. El evfa. Ve ile rabbikel münteha yine aynı şekilde. E kella bakın dik yazılmış. Leytuga topak yazılıyor. Kella bunu harf olarak düşünüyoruz. Harfler genelde dik yazılıyordu. İla mesela bakın e, ila böyle. Erruca. Evet burada e, çoğunlukla dediğimiz gibi ye şeklinde yazılıyor. E, hepsinde bakın takva, e, ala huda, salla, yara fiillerde eğer kökü vav wow ise o dik yazılıyor e, demiştik. E, ona e, işte birkaç örnek e, gördük. Dörtlü fiiller zaten topak elif şekli, topak ye şeklinde yazılıyor. E, dört harfli fiil, fiiller. E, mesela bak burada da yine e, dört harflidir. E, dedik bu örnekler tek tek üzerinde durulabilir ama çok fazla vermişler. yaşa mesela unsa bakın hepsi genelde y şeklinde yazılıyor ata muttaka el husna el istagna el husna el usra başka teredda el huda yine el ula telza eşka tevalla bakın dik elif çok az rastlıyoruz e, tujza aala e yerda gibi. in e, intavla a'ma e Yezzekka Kur'an-ı Kerim'de de çokça e, bu e, isimlerden fiillerden bulmak mümkün. Burada da örneklerini böyle sıralamışlar. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sevva, heda mer'a ahwa e, yani di elif olan neredeyse e, yok kadar, yok denecek kadar az. E, dediğimiz gibi fiillerde aslı veya isimlerde üçlü kökün aslı vav ise ancak o zaman dik yazılıyor. E, dedik bir de e, Yahya e, bakın isim olduğu zaman böyle yazılıyor, e, fiil olduğu zaman da dik yazılıyor. Karışmasın diye bunu da hatırlamıştık. Dünya bakın böyle bir istisna var. Dünya böyle yazılıyor. E, dedik. Ee, ne diyor burada? Kavaidul lugat yani lugat kuralı el ef'al fiiller elleti tensibu nasbeden mef'uleyn iki mef'ulü leyse asluhuma el mübteda vel haber aslı mübteda ve haber olmayan iki mef'ulü ee, evet çalış ve düşün diyor fe giydirdik el izame lahmen kemiklere et giydirdik bakın burada keseve fiili el izama birinci mef'ulü lahme ikinci mef'ulüdür Kesev bakın yine aynı. El fakire sevben giydirmek manasında iki tane mefulün bi alıyor. A ata yine iki tane mefulün bi alıyor. Biz sana muhakkak ki Kevser'i verdik. Bu birinci, bu da ikinci mefulün bi. Bakın yine a ata fiili emir olarak gelmiş. Utul ecira ecrahu. Yani ecir kazanana ecrini verin yani çalışana ecrini alın teri kurumadan verin hadis-i şerif. Ve alleme Adem el esma alleme de bakın iki tane mefulün bir alıyor. Ademe el esma Ademe isimlerini isimleri öğretti. Ve alleme yine aynı şekilde elbis elbis bakın yine nedir? Elbis elbese kesa gibi aynı fiil. Tıfleke sevbe. Yani çocuğuna ilim elbisesini giydir manasında. Yine elbeseyi bak tekrar görüyoruz. İki tane mefhulün bir alıyor. Tıfla çocuğuna ayakkabı giydirdi. Selullaha ilmen nafiyen Allah'tan faydalı ilim isteyin. Ee, yine burada se'ele fiili. i̇ki tane mefhulün bir alıyor. Allah'tan vesile isteyin. Menaha verdi. hediye etti. Başarılana ödülünü verdi. Burada da yine menaha iki tane mefhulün bir alıyor. Menahtu ehi erdan yine Men mena afad in evkelein kim bir suyu suyun fazlasını vermekten ürünün fazlasını vermekten men ederse allahu fadlahu yevmel kıyam Allah da onu kıyamet günü lütfundan men eder. Burada bakın mena men etmek. Menaha neydi vermek? O da menada iki tane mef'ulün bir alıyor. açıklamada ne diyor? Teemmel emsile tesabiga geçen örnekleri düşün. Tecid bulacaksın. Enneha onların ef'arın fiiller tedulle alel menhi vermeye evil menhi ve men etmeye. Ve enne kulle fiilin her fiil fiha teadda. Teadda yani geçişliği anlatıyor. İki al alıyor ilel mef'ulin. İki mef'ule geçiyor fiil yani. Fiilin etkisi iki mef'ule geçiyor. Ve izâ fekkerte fi mef'uley ve kulle fiilin her fiilin iki mef'ulünü düşündüğün zaman vecette bulursun ennehu leysa asluhuma mübteda ve haber. Aslı mübteda ve haber değildir. Fe innehu la yecuzu. Çünkü caiz olmaz en tekulu el fakiru thevbun. Yani fakir elbisedir demek caiz olmaz. E, ev ahi erdun. Ev el miskinu hakku ve hakeza. Kaide nedir? Kural. El ef'adu leti tensibu mef'uleyni. iki fiili nasb eden fiiller. Leysa asluhuma el mübteda ve haber. Yani aslı mübteda ve haber e, olmayan e, iki e, mefulü nasb eden e, fiiller kesa, ata, alleme, elbese, seele, menaha, mena a. ve Bu anlamdaki diğer fiillerdir. Yani bunun gibi bu anlamlara gelen e, bunların eş anlamlısı olan diğer fiiller. Peki ayin belirle el ef'al e, fiilleri el müteaddiyete ve mef'uleyha müteaddi fiilleri ve iki tane mef'ulü belirle fiil cümlesi taliye Aşağıdaki cümlelerde diyor. Kale dedi ki Rabbunellezi a'ta kulle şeyin halgahu Hada. A'ta bakın a'ta az önce geçen fiillerdendir. A'ta fiili. E, birinci mefhulun bih burada kulledir. İkincisi ise "Halka" olacaktır. Burada yine alleme. Bakın alleme. Birinci mefhulun bih yani, fiil nedir? Alleme. E, birincisi hudur. İkincisi ise eşşiira. Değil mi? Ve meallemnehu şera. İnnehu le kebirukum lezi tekrar alleme geldi. Alleme fiili. Ee, birinci mefhulun bi kum. İkinci mefhulun ise es sihra kelimesidir. Se'elu fiili. Ee, yine geçmiştir. geçmişti. istediler. Musa'dan istediler. Ekbara. Birinci mefhulun bi. ikinci mefhulun bi. E, yes, la yes'elunen nasi Bakın burada yine la yes'elûne fiildir. Ennâse birinci mefûlü El ilhâfe ikinci mefûlü mi? Kesevtu daife thevben. Keseve fiildir. Kesevtu. Failiyle beraber veriyoruz. Bakın faili de verelim. Ed birinci mefûlü bittir. Thevben ikinci mefûlü bittir. Yine burada elbeseyi görüyoruz. Giydirdim manasında. Birincisi hudur. ikincisi Tevbedir. Yine kesa fiilini görüyoruz. K birinci mefhulun bir tevbe ikinci mefhulun bir. Ata fiildir. Hu birinci mefhulun bir hikmeten ikinci mefhulun bir. Selullah burada selu birinci mefhul, e, fiildir. Allah'a lafzı burada birinci mefhulun bihtir. E, bihtir. yine el ve ikinci mefhulun bihtir. Yine mena'a fiilini görüyoruz. Mena'a el marida birinci mefhulun bihtir. El kelame ikinci mefhulun bihtir. İs'elû fiildir. Allah'a birinci mefhulun bih. El afiyete ikinci mefhulun bihtir. Burada ise edhil getir diyor. Alâ ibaretin her ibareye mimma yeti aşağıdakilerden fiilen fiil getir. Yensibu mefhuleyni iki mefhulu nasb etsin. asluhuma el mübteda ve haber. Aslı mübteda ve haber olmayan iki mefhulu bihim. El vali fekire cediden vali ve fakire yeni elbise ne yaptı? Elbise giydirdi. Yine burada el imamul miskine izaren ve imam yoksula izar giydirdi. Kesa elbise aynı manada. E yine a'ta el muvazif el muqtaride malen. Borçluya mal verdi görevli. A'ta az önce geçti. İhtara bakın ihtara seçti. E, bu da aynı manada. Allah'u fida ümmetike. Yani Allah e, ümmetine kurban olarak seçti veya kurban e, gönderdi. Ee, yine seni. Bakın burada seni birinci mefhul ee, yine elbese elbese Allah vakır elbisesi giydirdi sana. Ee, Allahu hayra dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret hayrını verdi ona. Yine mena'a zalimu zayıfı hakkahu. Zalim zayıftan hakkını men etti. Ee, Menahet, el camia. Üniversite kazananlara diplomalarını verdi. Veya takdir belgelerini. Yine menahatül ümmü ibna hediyeten ba'de necahi başarısından dolayı oğluna hediye verdi. Ee, yine menaha el ebu ibnehu ardan toprak verdi bina yapması için. Yine kad e, kaddeme, bakın el mü'min rabbehu el mağfirete. Mü'min Rabbine e, mafire mağfiret takdim etti. Biz buna e, diyebilirdik yine veya ata diyebilirdik. Bunlar aynı manada. Menahel el muhtace ma'alen verdi, muhtaça mal verdi, izdâde. Bakın izdâde bu da yine menahil aynı manada dosya, hüküm hakkında düşünce ne yaptı? Uykuyu artırdı. Burada yine kese, bahar yeryüzüne yeşil elbise giydirdi. Allah yusufa şatr cemal güzelliğin yarısını verdi. Âti elmis mesakin ver yoksullara ver. Yine Âti kendine ver hakkını. E yine menau el bugat vusule ila makasitim. Yani azgınların işte maksatlarına ulaşmasını men etti. Mesela gibi. E, burada ise edhil alel kelimatit taliye aşağıdaki kelimelerin hmm. e, fiile uygun bir fiil getir diyor. Min ahavati kesa ve elbese ma'azabtil mef'uleyh iki mef'ul kaydederek el fakir dirhem ne getirebiliriz buraya mesela e'atel ganiyyul fakire dirheme dirhem, dirhem ee, yine allemel müderris et talibe thikaten. Müderris öğrenciye güvenmeyi, kendine güven öğretti. Menahallahu el ümmete kerameten. Ümmete keramet verdi. Atahu Allah'ın sitre, verdi ona gibi mesela. Ata el cai taame yani aç kimseye yiyecek verdi. Ee, yine la tuat sefihe malen işte sefi kimseye mal verme. yine mesela burada ne diyebiliriz? Muhammed haba mesakine ayetan yoksullara vermeyi seviyor. Eee yine ata sabiye hakikaten çocuğa çanta verdi. sele saik ruhsatan şoförden ruhsatı istedi. Eee yine ata sabire haliben çocuğa süt verdi. Ma'atal mehmilir rahate yani Temmele rahat vermedi. E, Menaha nacihe şehadete yani başarana e, işte ne verdi? Diploma verdi gibi. E, burada ise istamil kullan diyor. Aşağıdaki fiiller, müteaddi fiilleri iki e, fiili müteaddi yapan e, fiilleri fi cümle min inşaik kurduğu cümlelerde e, mesela atel ganiyyul fakirel male bakın atayı kullandık. Zengin fakire mal verdi. Kessel ganiyyul fakire thevbe zengin işte fakir elbise giydirdi. Elbesel qani yul fakir esve elbesiyle kesa aynı manada. E yine mena al qadi el mujrimu huriyatehu yani kadı e, suçlunun hürriyetini men etti. E yine mesela mena el mudir en najihu müdür kazanana ödülünü verdi. E yine sa'ala tatib eee evet öğrenci istedi müderrise sordu veya müderrise sordu sualen bir soru sordu. Allemena el kitabe bize kitabı öğretti. Evet eh, bu şekilde bu bölümün de sonuna geldik. Gelecek bölümde 6. üniteyle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.